Merhaba, ben Logonesis Ürün Yönetimi Ekibinden İş Analisti Dilek Dilaver. Bu videoda 9.042 setinde desteklenmiş olan hata türleri ve etkileri analizi üzerinden bahsediyor olacağım. Hata türleri ve etkileri analizi, uygulaması kolay ve düşük maliyetli bir kalite iyileştirme tekniğidir. Bu tekniğin amacı, sistem, süreç ve ürünlere ait potansiyel hataların oluşmadan önce, planlama ve geliştirme safhasında tespiti, önem derecelerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve önlenmesi için uygun önlemlerin alınmasını sağlamaktır. Bu analizin program içerisinde kullanılabilmesi için kalite kontrol modülü altına eklenmiş olan hata türleri ve etkileri analizi ekranı kullanılmalıdır. Bu ekrandan e, yapılacak olan analizin genel bilgileri bu analize ait hata türlerinin ve varsa faaliyet bilgilerinin girilmesi gerekmektedir. X sekmede genel bilgiler kısmında analizin genel bilgileri girilecektir. Analize bir kod verilip bu analizin adı e, hazırlayan kişi ve tarih bilgileri girilebilir. Aynı zamanda analize ait e, genel kısa bir e, açıklama girişi de yapılabilir. Durum bilgisi ise analizin içinde yer alan hata türleri ve faaliyet bilgilerine göre otomatikman güncellenmektedir. E, analiz ilk açıldığı zaman e, analizin durumu hata türlerinin tanımlanması gerekiyor şeklinde güncellenecektir. Daha sonra hata türleri tanımlandığında ise e, ancak henüz faaliyetler tanımlanmadıysa bu durumda analizin durum bilgisi hata türleri tanımlandı, faaliyet tanımı bulunmuyor şeklinde güncellenecektir. Daha sonra faaliyetler tanımlandığı durumda ise buradaki analizin durum bilgisi hata türleri ve faaliyet bilgisi tanımlandı, faaliyetlerin kapanması bekleniyor şeklinde güncellenecek. Daha sonra hatalara ait faaliyetlerin tamamı kapatıldığında yani faaliyet durumu tamamlandığı çekildiğinde ise buradaki durum bilgisi hata türleri ve faaliyetleri tanımlandı, faaliyetler tamamlandı şeklinde güncellenecektir. Analize ait eklenmesi istenen belgeler varsa sağ klikte belge ekle seçeneği ile beraber analize ait dokümanlarınızı ekleyebilirsiniz. Analizin genel bilgilerini oluşturduktan sonra hata türleri kısmında ise bu analizle ilgili olan hata kayıtlarınıza giriyor olmanız gerekecektir. Hata kodu ve hatanın türünü gireceksiniz Hata türü belirlendikten sonra bu hatanın potansiyel etkisi ve bu etkinin şiddetini Hatanın potansiyel sebebini ve bu sebebin olasılığını Hatanın mevcut kontrollerini ve tespit edilebilirlik değerlerini giriyor olmanız gerekecektir Potansiyel etki, potansiyel sebep ve mevcut kontroller manuel girilen değerleriniz ancak bunlara karşılık girmiş olduğunuz ölçüm değerleriniz yani etkinin şiddeti, sebebin olasılığı ve tespit edilebilirlik değerleri ise rehberden seçeceğiniz, seçeceğiniz değerler olacaktır. E, buradaki bu değerler e, hata türleri ve etki analizi e, literatüründe yer alan e, 1 ile 10 arasında değişen e, ölçüm değerleridir. Örneğimizde hata türümüz ısı pili okumalarında oluşan hata olarak belirlenmiş e, bu hatanın potansiyel etkisi sıcaklık değişimi kaynaklı olabilir ve bu etkinin şiddeti de 7 e, yani buna karşı yüksek bir e, değer olarak belirlenmiş. E, bu e, hatanın potansiyel sebebi ise kötü bakım olabilir. E, bunun olasılığı 5 olarak belirlenmiş. E, mevcut kontrollerde ne yapılabilir bu hatayla ilgili? Bakım planlaması bunun da tespit edilebilirlik değerde 3 olarak belirlenmiş. Burada girmiş olduğunuz e, ölçüm değerlerine göre e, sistem bir risk öncelik sayısı hesaplamakta. E, biz buna kısaca ROS diyebiliriz. E, ROS hesaplamasını e, size gösterecek olursak da e, ROS değeri etkinin şiddeti, sebebin olasılığı ve tespit edilebilirlik değeri olarak e, bu değerlerin çarpımından elde edilmektedir. Örneğimizde de kıyaslayalım. Röst değerimiz 40'tan küçük olduğunda hatanın e, hataya dair bir önlem alınmasına gerek olmadığı sonucunu çıkarabiliriz. E, röst değeri 40 ile 100 arasında değişiyorsa hataya ait önlem alınması zorunlu değil ancak faydalıdır sonucu çıkacaktır. Röst değeriniz 100'den büyükse hataya da ilgili önlem alınması gereklidir sonucunu elde edeceksiniz. Örneğimizde etkinin şiddeti 7 Sebebin olasılığı 5 ve tespit edilebilirlik değeri 3 olarak belirlenmişti. Bu değerlerin çarpımından risk öncelik sayısı yani röst değerimiz 105 çıktı. Röst değerimiz 100'den büyük olduğu için bu hataya ait önlem alınması gereklidir sonucu elde edilmiştir. Hata türleri tanımlandıktan sonra elde edilen röst değerine göre hataya ait düzenleyici ve önleyici faaliyetlerin girilmesi için düzenleyici-önleyici faaliyetler sekmesine geçilir. Burada ilgili hatanın düzeltilmesi için gerekli olan tüm faaliyet bilgilerinin girilmesi gerekmektedir. Bu örnek için F1 faaliyet kodu için kalibrasyon sıklığını iki katına çıkarmak ve bakım planlama çalışması yapılacak şeklinde iki tane faaliyet önerisinde bulunulmuştur. Burada girilebilecek bilgiler termin tarihi yani bu faaliyeti ne zamana kadar gerçekleştirmeliyiz? E, faaliyetin durumu nedir? Faaliyet ilk açıldığında faaliyet durumu başlamada olarak e, oluşacaktır. E, daha sonra başlangıç tarihi belirtilerek o faaliyete başlandığında faaliyet durumunu devam ediyor olarak güncellemeniz gerekecektir. E, sonrasında bu faaliyet tamamlandığında ise e, bitiş tarihi girilerek faaliyetin durumu tamamlandıya çekilmelidir. E, bu faaliyetten sorumlu olan kişiler varsa, Buraya isim soyisim olarak manuel yazabilirsiniz. Aynı zamanda netsiz kullanıcılar arasından ilgili kişiyi seçebilirsiniz. Bu faaliyetle ilgili yapılacak olan düzenleme ve güncellemelerde bir bildirim olacaksa bildirim yönetimi kısmından bildirim şeklini belirleyebilirsiniz. Bunu bir mesaj olarak ya da e posta olarak iletebilirsiniz. Bildirim kişilerinden de bunun manuel ya da işte rehberden kimlere göndereceğini belirleyebiliyorsunuz. E, faaliyet sonuçları kısmı faaliyet durumunuz tamamlandıya çekildiği zaman aktif olan bir alandır. E, bu alanda biz artık bu faaliyet sonrasında yani bu hatayı önlemek için gerçekleştirdiğimiz faaliyet sonrasındaki etkinin şiddeti, sebebin olasılığı ve tespit edilebilirlik değerlerine giriyoruz. Ve yeni e, risk öncelik sayısı yani röst değerini belirliyoruz. Yani bu hataya karşılık bu faaliyet gerçekleştiğinde önceden elimizdeki röst değerimiz neydi? daha sonra elde ettiğiniz ROS değeri ne oldu, bunların da kıyaslamasını yapabiliyoruz. Bu analizi gerçekleştirdikten sonra da yine kalite kontrol raporları arasında yer alan hata türleri ve etkileri raporundan da analiz kodu ya da hazırlayan bilgisi özelinde rapor alabilirsiniz. Rapor üzerinde analizin genel bilgilerine, Analiz içinde yer alan hata bilgilerine, hataların potansiyel etkileri, sebepleri ve mevcut kontrolleri ve bunların ölçüm değerlerine ulaşabilirsiniz. Bu hatalar için ilk başta hesaplanan röst değeri, riskin durumu, daha sonra yapılan faaliyetler ve bu faaliyetler sonrasında elde edilen röst değerlerini raporlayabilirsiniz. Ayrıca gerekli olduğu durumlarda da saha tablo eşleştirme ekranından e, hata türleri ve etkileri analizi ekranı için e, yeni alanlar ekleyebilirsiniz. E, burada ilgili modülün e, ilgili ekran için alan e, eklemesini yapıp aktif hale getirdiğinizde artık ekran üzerinde bu e, eklenmiş alanları Ek bilgiler kısmında görebilecek ve e, bilgi girişlerini yapabileceksiniz. Bu yenilik ile birlikte program içerisinde kalite süreçlerinizi iyileştirirken minimum kaynak kullanımıyla hatalar meydana gelmeden düzeltici ve önleyici faaliyetlerle risk analizini yapabilir, sürecin güvenilirliğini kontrol altına alabilirsiniz. Teşekkürler.